Yedinci konu ejective clause'lar, yani sıfat cümlecikleri. Bakalım, bir ismi niteleyerek sıfat görevi gören cümleciklerdir. Cümlenin öznesini, nesnesini, zamanını ya da yerini niteleyerek ek bilgi verirler demişiz. Öncelikle neler bunlar? Who, whom, that, which, whose, where ve when. Bunlar soru olan kim, hangi, kimin falan değil. Bunlar bir kelimeden sonra gelip onu niteleyen ek kelimeler. Bakalım. Who, ki o, ki onu, ki ona gibi anlamları var. Aşağıda zaten yazıyor. Yine de yanına yazabilirsiniz. İnsanlar için kullanılır. Whom, ki onu, ki ona. Bu da insanlar için kullanılır. That, ki o, ki onu, ki ona, ki o zaman gibi çevreleri vardır. İnsanlar için kullanılır, hayvanlar için kullanılır, ayrıca zaman yerine de kullanılabilir. Which, ki o, ki onu, ki ona, aynı who gibi ama bu cansız ve hayvanlarda kullanılır. Whose, ki onun, hayvanlarda da, insanlarda da, cansızlarda da kullanılabilir. Sahiplik belirtir. Where, ki orada, yerlerde kullanılır. When, ki o zaman, zamanlarda kullanılır. Şimdi bakalım. Sorularda boşluktan önceki kelime neyse ona göre bir relative clause seçilir. Sınavda gördüğünüzde insan mı, hayvan mı, cansız mı, zaman mı, yer mi, sahiplik mi bildiriyor. Ona bakarsınız. Önce buna karar verip ondan sonra seçersiniz. Eğer insansa gelebilecek şeyler who, whom, that ya da whose'dur. Yani boşluktan önceki kelime bir insansa ona göre yapılacak çünkü göreceğiz birazdan. Yahu, yahum ya da yahuz olma ihtimali vardır. Dördünden birisidir. Who özne ve nesnelerde gelebilir. Çünkü hem ki o demek hem ki onu ki ona. Whom sadece nesne olan ki onu ki ona demek. That hem özne hem nesne. Yani who'nun yerine de geçer. Whom'un yerine de geçebilir. Hem özne hem nesne. Whose da sahiplik bildirir. Yani my, your, his diyeceğime whose derim. Hayvan ve cansızsa eğer olabilecek şeyler which, that ve whose'dur. Which, ki onu, ki ona, ki o demekti. Yani hem özne hem nesne yerine geçebilir. That, hem özne hem nesne yerine geçebilir. Yani bu durumda which'in yerine de geçebilir. Whose da sahiplik bildirir. Yine its yerine, their yerine gelir. Yer varsa eğer where kullanırım. Ama eğer bir yerden önce özne, bir yerden özne ya da nesne gibi bahsedildiyse which ya da that gelir. Bunun açıklamasını aşağıda yapacağım. Zamanlarda da when ya da that gelir ki o zaman demek. Ama eğer bir zamandan özne ya da nesne gibi bahsediyorsak which ya da that gelir. Tabi bunların açıklaması aşağıda anlaşılacak. Bakalım şimdi örneklere. My father is a doctor. He works in Sevgi Hospital. Bunların amacı iki cümleyi tek cümle haline getirmektir. My father is a doctor. Babam bir doktordur. He works in Sevgi Hospital. O Sevgi Hastanesi'nde çalışır. O zaman bunu tek cümle yapın desem nasıl yaparız Türkçe? Babam Sevgi Hastanesi'nde çalışan bir doktordur. Bunu yapmamızı istiyor relative clause'larda. Şimdi bakalım. Ortak olan şeye bakıyorum. Ortak olan doctor ve he. İki cümlede ortak olan. O zaman relative clause koymadan önce doctor'a kadar geleceğim. Aşağıda yapmışız. My father is a doctor. Ki o, he, özne atılacak bakın. O zaman who getireceğim. Ki o, who, works in Sevgi Hospital. Ki o, Sevgi Hastanesi'nde çalışır. Aslında bunun tam çevirisi, babam bir doktordur ki o, Sevgi Hastanesi'nde çalışır. Ama biz tabii çevirirken ne yapıyoruz? Babam, Sevgi Hastanesi'nde çalışan bir doktordur. Doktoru nitelemiş yani bu relative clause'lu kısım. That de gelmiş neden? Şimdi doktor. Babam sonuçta bir insan. Yahu, yahum ya that, yahuz gelecek. Şimdi bakıyorum. He atılıyor ki o çalışır diyeceğiz. Özne atıldığına göre who. Ama onun yerine that de geçebiliyordu. Who da olur, that de olur. Ama mesela burada whom olmaz. Whose olmaz. Çünkü babam bir doktordur ki onu çalışır, ki onun çalışır diyemem. Özne olarak kullandığım için burada relative clause'u öznenin yerine kullandığım için ya who olur ya da that olur. Çevirilerini yaparken de relative clause'ların sınavda
Hep böyle genelde en an diye çevirir. Babam sevgi hastanesinde çalışan bir doktordur. My father is a doctor. The patients like him so much. Babam bir doktordur. Hastalar onu çok sever. Burada ortak olan şeye bakıyorum. Doktor ve onu. Yani ikinci cümlede nesne. Demin özneydi, he'di ki o diye devam ettik. Burada ise ki onu hastalar sever diyeceğiz. E nesnelerde ne geliyordu? Whom geliyordu insanlarda. Ama bakalım who ve that de nesne olan kişilerde gelebiliyordu. Yani who'nun ve that'in de ki onu anlamı vardı. O zaman who da olur, whom da olur, that da olur. My father is a doctor. Who, whom ya da that the patients like so much. Him'a attım. Who, whom ya da that getirdim. Üçü de olur. Burada da cümlede him'i kullanmadım. Çevirisi de şöyle. Babam bir doktordur ki onu hastalar çok sever. Ama tabii ki sınavdaki çevirisi babam hastaların çok sevdiği bir doktordur. Burada en an dedik, burada the diye çevirdik bakın. Yine doktorun niteledi bu arada. O zaman who ve that öznelerde dedik, insanlarda ki o anlamında. Whom ise nesnelerde dedik. Who ve that de nesnelerde olabiliyordu ki onu dedik. My father is a doctor. His patients like him so much. Babam bir doktordur. Onun hastaları onu çok sever. Burada da ortak olan doktor ve onun, yani sahiplik. O zaman ne demem lazım? My father is a doctor whose patients like him so much. Babam bir doktordur ki onun hastaları onu çok sever. Ama tabii sınavdaki çevirisi babam hastalarının çok sevdiği bir doktordur. Son bir tekrar yapacak olursak insanlarda. Eğer özne ise, yani ki o diye devam ediyorsam, babam bir doktordur ki o çalışır. Bakın özne atılmış, direkt fiil gelmiş. Burada boşluk olsaydı sınavda birinci cümlede who that boşluk olsaydı bakardım bir insan, sonra fiil gelmiş, fiilden önce özne gelir, demek özne atılmış deyip who ya da that'i getirebilirdim ama whom getiremezdim, who's getiremezdim. İkinci örneğe bakıyorum. My father is a doctor. Who, whom, that. Orada boşluk olsaydı sınavda bakardım. Doktor, tamam, insan. Sonra bakıyorum the patient, zaten özne var. Hastalar severler. Burada nesne eksik. Çünkü bakıyorum burası boşluk olsaydı, zaten boşluktan sonra bir özne var. Demek özne atılmamış. Demek nesne olarak kullanılmış ikinci cümlede doktor değil. Whom'u getirirdim. Ya da onun yerine geçebilen who ve that'i de getirebilirdim. Üçüncü cümleye bakarsam my father is a doctor nokta nokta patients like him so much olsaydı. Orası boşluk olsaydı. Bakardım özne var, hastalar. Nesne de var, onu. Allah Allah, o zaman doktor burada özne ya da nesne değilse. Nesnesi tam him demiş. Özne var. Demek ki burada sahiplik olarak kullanılmış. Doktor deyip his atılmış deyip whose patients like him diyebilirim. Yani I, you, we, he, she yerine normalde who geliyor. Ama onun yerine that de gelebiliyor. Me, you, him, her yani beni, bana, seni, sana, onu, ona yerine whom geliyor. Ama who, that de gelebiliyor. My, your, his, her benim, senin, onun yerine de ne geliyor? Who geliyor. Evet. I bought a car. Bir araba satın aldım. It is fast and expensive. O hızlı ve pahalı. Burada bakıyorum ortak olan ne var diye. Araba ve it. Ha, ve ikinci cümlede araba özne olarak kullanılmış. I bought a car. Bakalım cansız ve hayvanlarda ne geliyordu? Which, that, who geliyordu. I bought a car. Which ya da that is fast and expensive. Ben bir araba satın aldım ki o pahalı, hızlı ve pahalı. Ama tabii tam çevirisi ben hızlı ve pahalı olan bir araba satın aldım. Which hem özne hem nesne yerine geçiyordu.
Dolayısıyla iti atınca zaten rahatlıkla Witch'i getirebilirim. Cansızlar da Dead Devich'in yerine geçebiliyordu. O da nesne özne olabiliyordu. Dead de kullanabilirdim ben bu cümlede. Herhangi bir problem yok ama Hum falan getiremezdim. I have a cat. My wife likes it so much. Benim bir kedim var. Karım onu çok sever. Bakıyorum kedi ve it ortak. Burada da nesne olarak kullanmış kediyi. Yani ortak olan şey bu cümlede nesne. Ama fark etmiyordu. Zaten witch hem özne hem nesnelerine geçiyordu cansız ve hayvanlarda. O zaman I have a cat, witch ya da that my wife likes so much. Benim bir kedim var ki onu karım çok sever. Ama tam çevirisi benim karımın çok sevdiği bir kedim var. Hu hum falan gelemez. Witch gelir çünkü hayvan ama dead de getirebilirim çünkü dead de witch'in yerine geçebiliyordu. Bakın özne de olsa nesne de olsa cansız hayvanlarda witch ve dead getirebildim. Altıya bakalım. My father is a doctor in Sevgi Hospital. Many old patients are treated there. Benim babam bir doktordur Sevgi Hastanesi'nde. Birçok yaşlı hasta orada tedavi edilir. Ortak olan Sevgi Hastanesi ve orada. Yani Sevgi Hastanesi'nden bir yer olarak bahsetmiş. Yerlerde ne kullanıyordum? Where. Ki orada demekti. Bakalım o zaman. My father is a doctor in Sevgi Hospital. Where. Birleştirmek için cümle hemen relative kullandım. Where many old patients are treated. Tabii ki deri attım çünkü onun yerine zaten there gelmişti. Babam bir doktordur Sevgi Hastanesi'nde ki orada birçok yaşlı hasta tedavi edilir. Ya da babam birçok yaşlı hastanın tedavi edildiği Sevgi Hastanesi'nde bir doktordur. My father became a doctor in 2000. Babam 2000'de doktor oldu. He was living in Malatya then. O zaman Malatya'da yaşıyordu. Ortak olan cümlelerde 2000 yılı ve o zaman. Ha gerçekten de 2000'den zaman olarak bahsetmiş. O zaman ne kullanacağım? When ya da that. Çünkü that de when yerine geçebiliyordu. Bakalım. My father became a doctor in 2000. When ya da that he was living in Malatya. Dene attım. İkisinin ortasına when ya da that getirdim. Cümlenin devamını getirdim. Babam doktor oldu 2000'de ki o zaman Malatya'da yaşıyordu. Tam çevirisi de babam Malatya'da yaşadığı 2000 yılında doktor oldu. Burası biraz karmaşık. Buna dikkat etmek lazım. Sınavda bu çıkabilir. Demin demiştik ya yerlerden bakın şurada vardı üstte notlarda yer ve zamanlarda ver. Eğer bir yerden özne ya da nesne gibi yani it gibi o gibi bahsediyorsa ver değil which ya da that gelir. Ya da bir zamandan zaman gibi değil de özne nesne gibi it gibi bahsediyorsa o gibi bahsediyorsa which ya da that gelir. Mesela bakalım ne demek istiyoruz. 8'e bakalım. My father is a doctor in Sevgi Hospital. It is very big and well known. Babam bir doktordur Sevgi Hastanesi'nde ki o çok büyüktür ve iyi bilinir. Burada Sevgi Hastanesi'nden 6. soruda olduğu gibi der diye yani ki orada diye bahsetmemiş. Özne olarak, it olarak bahsetmiş. Ve çevirirken de zaten babam bir doktordur Sevgi Hastanesi'nde ki orada büyüktür diyemem ki o büyüktür demem lazım. Yani ki orada anlamına gelen veri getiremem. Onun yerine which ya da that getireceğim. Çünkü burada yer olarak değil kalem gibi masa gibi bir özne olarak kullanılmış, isim olarak kullanılmış. Bakalım nasıl yapacağım. My father is a doctor in Sevgi Hospital. Which is ya da that is very big and well known. Babam bir doktordur Sevgi Hastanesi'nde ki o, which ya da that, çok büyüktür ve iyi bilinir. Ya da babam çok ve iyi tanımış olan Sevgi Hastanesi'nde doktordur. 6 ve 8'e dikkat edelim. 6. cümlede Sevgi Hastanesi'nde, 2. cümlede orada diye bahsetti. 2. cümlenin öznesi vardı. Birçok hasta falan. Yer olarak bahsetti, ver getirdim. Ve çevirirken de babam Sevgi Hastanesi'nde doktordur ki orada birçok hasta vardır dedim. Ama 8'de
Sevgi Hastanesi'nden derdiyle it diye bahsettim. O diye bahsettim. Yani özne olarak bahsettim. Babam bir doktordur Sevgi Hastanesi'nde ki orada büyüktür değil ki o büyüktür dedim. Dolayısıyla verdiğin Vichya'da det getirdim. 9'a bakalım. My father became a doctor in 2000. It was the beginning of a new millennium. Babam doktor oldu 2000 yılında. O yeni bir bin yılın, milenyumun başlangıcıydı. Yine burada da 7'de 2000'den den diye bahsetmiştim ki o zaman diye bahsetmiştim. Bakın zaman ortaktı. Burada ise it olarak bahsetmişim, özne olarak bahsetmişim. Cümlenin zamanı değil, özne olarak. Dolayısıyla when değil, which ya da that getirmem lazım. Çünkü cümlenin zaman değil, öznesi burada. My father became a doctor in 2000. Which ya da that was the beginning of a new millennium. Babam doktor oldu 2000'de. Ki o zaman değil ki o başlangıcıydı yeni bir milenyumun. Bakın ki o zamanda diyemiyorum ki o diyebiliyorum. Madem ki o zaman demedim, when relative clause'u değil, which relative clause'unu getireceğim. Çünkü it muamelesi yapılmış bakın. Then yani ki o zaman muamelesi it, özne, nesne yerine geçince bir zaman ya da yer which geliyordu. Ha that'i de getirdim çünkü that which'in yerine geçebiliyor. Who insanlarda özleme nesneyi demek için kullanıyoruz. Şimdi tekrar tekrar anlatalım. Üzerine ki o, ki onu, ki ona yazabiliriz. Ki o, ki onu, ki ona. I have seen the man he talked to you yesterday. Ben adamı gördüm. O seninle konuştu dün. Buradaki man, adam, ikinci cümlede he. Ortak olan ne var? Adam ve o. Ve ikinci cümlede özne. O zaman I have seen the man who talked to you yesterday. Ben gördüm adamı ki o konuştu seninle. Bakın ki onu konuştu değil ki o konuştu diyorum. Çünkü özne atıldı. Dolayısıyla ne koyacağım? Whom falan değil, who. Zaten eğer bu bir boşluk olsaydı, ya tamam men adam ama whom mu acaba falan deseydiniz. Bakıyorum boşluktan sonra talked gelmiş olurdu, fiil gelmiş olurdu. E özne gelmeden fiil gelmeyeceğine göre demek özne olarak kullanılmış bu da relative clause değil, who'yu koyabilirdim. Burada who yerine that de gelebilirdi. Şimdi that de who'nun yerine geçebiliyordu. Altına isterseniz that de olabilirdi değil. I have seen the man you talked to him yesterday. Ben adamı gördüm, sen onunla konuştun. Burada da ortak olan man ve him. Adam ve o, onu ona bakın. Him. Yani bu sefer özne değil nesne olmuş adam. O zaman I have seen the man who you talked to yesterday. Him'i attım, who getirdim. Ben adamı gördüm ki sen onunla konuştun dün. Ha, bu nesne olduğu için ki onu, ki ona, ki onunla konuştun diyorum. Who'nun altına şey yapalım. Whom ya da that de gelebilirdi diyelim. Burada nesne olduğu için whom ya da that de gelebilirdi. Çünkü hatırlayalım. Öznelerde who, nesnelerde whom'du. Ama who nesnede kullanabildiği için burada who'yu getirdim. Ama burada asıl mesela daha güzel olacak şey whom'dur. Ama who da gelebilir. Çünkü who hem yukarıdaki cümlede olduğu gibi he talk'ta olduğu gibi özne yerine geçebiliyor. Hem bu cümlede olduğu gibi nesne yerine geçebiliyor. Yani hem ki o hem ki onu, ki ona, ki onunla demek. Şurada üstteki cümlede who'nun yerine whom olamazdı. Sadece that gelebilirdi. Ama burada who'nun yerine whom da gelebilir, that de gelebilir. Whom'a bakalım. İnsanlarda sadece nesneyi dinlemek için. Üzerine yazalım. Ki onu, ki ona. Hangisi daha güçlüydü? Who. Who, whom'un geldiği her yere zaten gelebiliyordu. Ama whom sadece nesne olan kişilerde gelir. Ki onu, ki ona. Bakalım. The student was very naughty. I got angry with him.
Öğrenci çok yaramazdı. Ben ona kızdım, sinirlendim. Ortak olan öğrenci ve him onu ona. The student who ya da whom I got angry with was very naughty. Yani öğrenci ki ben ona kızdım çok yaramazdı. Bakın ki ben ona dedim. Ama tam çevirisi tabii kızdığım öğrenci çok yaramazdı. Bakın hem who getirdim hem whom. Çünkü nesnelerde whom gelebiliyordu. Ama who da gelebiliyordu. Yukarıda söylemiştik. Who, whom'un anasıydı. Hem özne hem nesnelerde gelebiliyordu. Burada soruda nesne vardı. Whom getirdim ama who da gelebiliyordu. Hatta ekleyelim. Buraya that de gelebilirdi. Who, whom dedik. That de gelebilirdi buraya. Şuraya that de ekleyebilirdi. Çünkü that who'nun, whom'un yerine geçebilirdi. Yalnız şu alttaki örneğe dikkat. The student with whom I got angry was very naughty. Bu da aynı cümle. Yani kızdığım öğrenci yaramazdı. Edat relative'den önce gelmiş bakın. Edatları, bakın with him'de, yukarıdaki cümlede with him'deki with'i biz cümlenin sonunda kullanmıştık diyor birinci örnekte. The student who, whom I got angry with deyip ondan sonra bir cümleye geçmiştik. Burada ise edatı, relative clause'un edatını relative'den önce kullanmış. Böyle de yapabilir. Ama bu sefer sadece whom getirmiş. Altına yazalım. The student with whom'un altına yazalım. With who ya da with that olmazdı diyelim. With who ya da with that olmazdı. Sebebi de aşağıda. Who her ne kadar whom yerine gelebilse de eğer edat relative'den önce gelirse, bakın with whom'dan önce gelmiş. Who getiremeyiz, sadece whom getirilebilir. Çünkü kural gereği edattan sonra who relative olarak gelemez. Yani ikinci kullanımda şurada, demin de yazdık zaten, who gelemez. Alta devam edelim hatta nokta. Edatlardan sonra that de getirilemez diyelim. Edatlardan sonra that de getirilemez. O zaman the student with whom örneğinde, diyelim ki bu bir sınav sorusuydu. The student with dedi, whom'u boşluk bıraktı. Şimdi bakıyorum öğrenci, insan, who, whom, that falan gelecek. Ha, madem edat var, with var. Edat dediğim şey ne? İşte in, içinde, with, ile, for, için, from, then, done, to, a, işte önünde, arkasında, yanında, ile, tarafından bir edat varsa, edattan hemen sonra boşluk varsa ve relative clause soruyorsa, kural gereği İngilizce'de relative clause'larda edattan sonra boşluk varsa who ya da that gelemez kesinlikle. Öyle bir kural var. Dolayısıyla orada sadece whom olurdu. Geçiyorum içe. Cansız ve hayvanlarda özleme nesne izlemek için kullanılır. Bunu da üzerine yazalım. Ki o, ki onu, ki ona. Ki o, ki onu, ki ona. The hamster is sweet. I keep it at home. Hamster tatlı. Ben onu evde besliyorum. Bakıyorum. Ortak olan hamster ve onu ona, it. Nesne burada. The hamster which I keep at home is sweet. Hamster ki ben onu besliyorum evde tatlı. Ya da tam çevirisi evde beslediğim hamster tatlı. Bu which'in altına yazalım. That de olabilirdi diyelim. Çünkü hatırlayalım. That which'in yerine gelebiliyordu. Bakın hayvan ve cansızlarda hem özne hem nesne olabiliyordu. That çoğu yere geliyor. I bought a car. It is really fast. Ben bir araba satın aldım. O gerçekten pahalı. Burada da arabayla it ortak. Yani burada bakın özne ortak olmuş oluyor it. Ama fark etmez cansız ve hayvanlarda zaten which hem özne hem nesne oluyordu. I bought a car which is really fast. Yani ben bir araba satın aldım ki o gerçekten hızlı. Ya da tam çevirisi ben gerçekten hızlı olan bir araba satın aldım. Altına yazalım. That de gelebilirdi burada. Neden? That which'in yerine geçebiliyordu. Who'nun, whom'un, which'in yerine geçebiliyordu. That
who, whom, which, when yerine geçebilir. Tamam. Ama dikkat edilmesi gereken birkaç kural vardır. That edattan sonra ve virgül işaretinden sonra gelemez. Ha. Bu that'in edattan sonra gelemediğini zaten şu whom'da görmüştük. With whom'da with that ya da with who olamaz demiştik. Çünkü that edattan sonra gelemiyordu. Virgül işaretinden sonra da gelemez. Yani sınavda bir cümleyi verip boşluk koyduğunda, boşluktan hemen önce bir virgül varsa, cümlede varsa demiyorum. O soru olan boşluktan hemen önce virgül koyduysa that'i eleyeceğim şıklardan. Kural gereği virgülden sonra that gelmez. Yani the car that diye bir şey olabilir ama the car in that diye bir şey olmaz çünkü edat var. A boy that olabilir ama a boy for that diye bir şey olmaz çünkü edat var for. Two cats that olabilir ama two cats virgül that olmaz çünkü virgülden sonra that gelmez. Whose ki onun diye çeviriyorduk bunu da ki onun yapabiliriz üzerine. İnsan, hayvan, cansız fark etmez sahipsiz, sahiplik bildirmek için kullanılıyor. Yanına isim gelmek zorundadır. Nasıl ki my, benim, your, senin, his, onun bunların yanına bir isim gelmek zorundaydı. My father, benim babam, your sister, senin kız kardeşin, his car, onun arabası diyorduk. Burada da bir isim gelmek zorunda. Eğer sınavda çıkarsa boşluktan sonra ne demişim? Eğer yanında isim yoksa whose doğru relatif olamaz. Yani sınavda baktığımız boşluktan sonra direkt bir isim yok. Hani araba, işte masa, öğretmen, kalem bir şey demiyor. O zaman whose doğru cevap olamaz. Yani boşluktan sonra bir edat varsa ya da atıyorum bir özel isim varsa benim Ankara'm diyemeyeceğimize göre whose Ankara da diyemeyiz. Ya da benim gitmek diyemeyeceğimize göre whose go da diyemeyiz. Onları birazdan göstereceğim. The girls are from Russia. Their passports are invalid. Kızlar Rusyalı. Onların pasaportları geçersiz. Ortak olan kızlar ve onların. The girls whose passports are invalid are from Russia. Relative clause'ı hemen etkilediği kelimeden sonra kullanmak zorundayım. Dolayısıyla are from Russia'yı attım. Hemen the girls'den sonra whose passports are invalid deyip sonra cümleye geçtim geri. The girls whose passports are invalid are from Russia. Kızlar ki onların pasaportları geçersiz, Rusyalı. Ya da tam çevirisi, pasaportları geçersiz olan kızlar Rusyalı ya da Rus. Bakın their atıldı, whose geldi. Ve yanına isim geldi mi? Geldi. Whose passports. There is a book here. I don't know its owner. Bir kitap var burada. Bilmiyorum onun sahibini. Ortak olan kitap ve onun sahiplik. There is a book whose owner, hemen şunu aldım. X'i buraya aldım. Whose. Owner'ı da buraya almak zorundayım. Neden? Ki onun sahibi diyeceğim. There is a book whose owner I don't know here. Şu here'ı ister book'tan sonra alırdım ister sonuna fark etmez. There is a book whose owner I don't know here. Burada bir kitap var ki onun sahibini bilmiyorum. Ya da tam çevirisi sahibini bilmediğin bir kitap var burada. Sonuçta siz cümle kurmayacaksınız sınavda. Dolayısıyla hocam nasıl baştan olacağım, sondan ortadan yerleşeceğim demenize gerek yok. Size sadece boşluk soracaklar. O boşluğa ne gelir diyecekler. Dolayısıyla bu cümleyi kurdurmayacaklar. Ona takılmayın. Sadece siz boşluktan önceki ve sonraki kelimelere bakarak insan mı, hayvan mı, sahiplik mi var, yer mi, zaman mı onu anlamanız gerekecek. Zaten soruyu hazır vereceksin. Not. Whose yerine eğer insandan bahsediyorsak the nokta nokta of whom gelebilirken eğer hayvan veya cansızdan bahsediyorsak the nokta nokta of which yapısı da gelebilir. Çünkü hatırlayalım. Malatya's people, Malatya'nın insanları yerine the people of Malatya'da diyebiliyorduk. Ya da Ayşe's leg yerine the leg of Ayşe diyebiliyorduk. İkisi Ayşe'nin bacağı demekti. Burada da ister whose kullanırım, ister the nokta nokta of whom ya da which. Bakalım. Nasıl ki demişim Ayşe's leg
ya da the leg of Ayşe diyebiliyorum. Yani Ayşe'nin bacağı, Ayşe'nin bacağı. Whose leg yerine de the leg of whom diyebilirim. Neden the leg of which değil the leg of whom? Bacağı değil, Ayşe'ye bakacağım. Ayşe sonuçta bir insan olduğu için whom derim. Ya da nasıl ki table's leg ya da the leg of the table diyebiliyorduk. İkisi de masanın bacağı demek. Whose leg yerine de relative clause kullanırken the leg of which de diyebilirim. Ki onun bacağı. Bakın whom'a ve which'e neye göre karar veriyoruz? Leg'e göre değil. Leg bacak. Ama leg beni ilgilendirmiyor. Ayşe'nin bacağıysa the leg of whom. Masanın bacağından bahsediyorsam the leg of which. Yani whom'a, which'e ona göre karar vereceğiz. Bakalım örneğe. Sibel is a mother. Sibel bir annedir. Her children adore her. Onun çocukları ona hayrandır. Sibel is a mother whose children adore her. Sibel bir annedir ki onun çocukları ona hayrandır. Yani Sibel çocukların hayran olduğu bir annedir. Her yerine whose getirdim. Aynı şeyi the nokta nokta of whom ya da the nokta nokta of which ile yapacak olsam. Neye bakacağım burada? Children'a değil, mother'a. Karar verdiren şey whom or which mi diye mother. Sibel is a mother. The children of whom adore. Whose children diyeceğime the children of whom da diyebildim. Neden which değil whom getirdim? Çünkü aslında oradaki whom mother'ı etkiliyor ve mother bir insan. Yani her children da diyebilirim. The children of her de diyebilirim. Burada da ister whose children demişim, ister the children of whom. I have a horse. Its color is white. Benim bir atım var. Onun rengi beyaz. Ortak olan horse ve onun. I have a horse whose color is white. Benim bir atım var ki onun rengi beyaz. Yani rengi beyaz olan bir atım var. Its color diyeceğim, whose color. Ama aynı şeyi I have a horse the color of which is white diye de yapabilirim. Burada da color'a değil horse'a bakacağım. Horse hayvan olduğu için whom demedim. Ne dedim? Which dedim. Çünkü ki nokta noktanın bilmem nesi derken eğer bir insandan bahsediyorsam whom, hayvan ya da cansızdan bahsediyorsam which geliyordu. Burada annenin yerine geçtiği için whom, burada atın yerine geçtiği için which. Not demişim. Bu örneklerde of whom ya da of which kullanılmasının sebebi children ve color değil, ondan önce gelen mother ve horse kelimeleridir. Mother insan olduğu için of whom kullanırken, horse hayvan olduğu için of which kullanıldı. Yani şu bir soru olsaydı, Sibel is a mother, the children deyip şurayı boşluk verebilirdi. Şıklarda diyelim ki whose var, of whom var, of which var. Whose zaten getiremem, whose deseydim whose children derdim. Hemen bir öncekine değil, children'a değil mother'a bakıp şıklarda of whom'u seçeceğim. Ya da aşağıdaki örnekte olduğu gibi I have a horse diyelim ki şu of which'i boşluk verdi sınavda. I have a horse, the color nokta nokta is white. Şıklarda whose var, of which var, of whom var. Whose koyamam çünkü color sol tarafa gelmiş. Whose color demem lazım. Of whom demem çünkü color'a değil horse'a bakacağım. At bir cansız oldu, hayvan olduğuna göre of whom değil of which getireceğim. Yani şuradakinin of whom mu, of which mi olduğuna karar verdiren kendinden bir önceki kelime değil, ondan önceki kelime. Yani a horse ve a mother. Where, ki orada yazalım üzerine. Yerlerden bahsederken kullanılır. Ancak dikkat edilmesi gereken şu ki, eğer bir yerden o gibi bahsedersek altına it yazalım. Which alırken, orada gibi bahsedersek oraya da der yazalım. Orada var ya der, where alır. Demin de söylemiştik bunu. Bir yerden yer gibi bahsedersek ki orada şöyle şöyle oldu diyorsa where. Özne gibi, nesne gibi ki o diye bahsediyorsa o zaman which ya da that gelir. Bakalım nasıl oluyor. London is a capital city. It is very crowded. Londra bir başkenttir. O çok kalabalıktır.
Şimdi ortak olana bakıyorum. Londra, şehir ve it. Yani orada değil, o. It muamelesi yapılmış. O zaman Londra bir başkenttir ki orada kalabalıktır mı deriz. Londra bir başkenttir ki o kalabalıktır mı ki o deriz. Yani burada Londra'dan orada diye yer olarak bahsetmemiş ikinci tarafta. Özne olarak, it olarak bahsetmiş, o olarak bahsetmiş. Dolayısıyla London is a capital city which is very crowded. Londra başkenttir ki orada çok kalabalık değil ki o çok kalabalıktır. Yani Londra çok kalabalık olan bir başkenttir. Öbür örneğe bakalım. London is the capital city. The Queen lives there. Londra başkenttir. Kraliçe orada yaşar. Bakın Londra şehirle ortak olan there. Dolayısıyla yer olarak bahsetmiş. Özne falan olarak değil. Burada özne zaten kraliçe. İkinci tarafta Londra ya da şehir kelimesi orada diye yer olarak bahsetmiş. O zaman ki o değil ki orada demem lazım. Yani bu sefer which that olmuyor, where oluyor. London is the capital city where the queen lives. Londra başkenttir ki orada kraliçe yaşar. Ya da Londra kraliçenin yaşadığı başkenttir. Not demişiz. Bu arada birazdan ara bilgi vereceğim ama burada da söyleyeyim. Ya da oraya gelince söyleyeyim. Not. Where yerine göre, duruma göre in which, on which, at which gelir. Yani where yerine in which, on which, at which de getirebilir. Peki neden hem in which, hem on which, hem at which? Çünkü biliyoruz İngilizce'de bazı kelimeler in alıyor diye dair olarak. Bazıları on, bazıları at. Mesela the school will be closed soon. Okul yakında kapanacak. Many students study in that school. Birçok öğrenci o okulda okuyor. The school where ya da in which many students study will be closed soon. Okul ki orada ya da ki onun içinde birçok öğrenci okuyor, yakında kapanacak. Tam çevirisi, içinde birçok öğrencinin okuduğu okul yakında kapatılacak. Okul in aldığı için normalde, bakın burada okuldan yer olarak bahsetmiş o okulda. Dolayısıyla ver getirmem lazım. Which gelmez. Ama ver yerine in which de getirebilirdim şıklarda varsa ki oranın içinde, ki orada. Ama on which at which gelmezdi çünkü okul at ya da on almaz in alır. On which at which gelmezdi, which gelmezdi, that gelmezdi. Ya in which gelecek okul in aldığı için ki onun içinde, ki orada ya da ver gelecek. Yer olarak bahsetmiş. Ya da the island will be under protection. Ada koruma altında olacak. Many animals live on that island. Birçok hayvan o adada yaşıyor. Ada on alır diye dair olarak. The island where ya da on which many animals live will be under protection. Ada ki orada ki onun üzerinde birçok hayvan yaşıyor. Koruma altında olacak. Ya da birçok hayvanın yaşadığı ada koruma altında olacak. Burada in which, at which getiremezdim. Island on alır. D'ye dair olarak bu bir kalıptır. Which ya da that de getiremezdim. Çünkü adadan gerçekten yer olarak bahsetmiş. Cümlenin öznesi var. Birçok hayvan falan. Gerçekten adadan yer olarak bahsetmiş. Ve nasıl çevirim? Ada ki orada birçok hayvan yaşar. Koruma altında olacaktır. Bazen şaşırtmak için edatı sonradan da ekleyebiliyorlar. Bu durumda where değil, which veya that kullanılır. Şimdi bakalım. Şurada edat geliyor da in which, on which. Çünkü where edatta kullanılmaz. Ha, edattan hemen sonra who gelmiyordu, that gelmiyordu. Demek where de kullanılmıyormuş. Ama tabii bu edat boşta kalmış bir edat olmalı ki aslında relative clause'a ait olduğunu anlayayım demişiz. Bakalım örneğine. The school which ya da that many students study in will be closed soon. Yani bu sınavda boşluk olsaydı. Aslında şöyle çevireceğiz. Okul ki orada birçok öğrenci okuyor. Yani birçok öğrencinin okuduğu okul yakında kapanacak. İnsanın aklına where gelir. Buraya where koymak gelir. Ama bakıyorum şurada boşta kalmış bir edat var. In. Boşta kalmış derken şunu kastediyorum. Bakın altta yazmışım.
Eğer burada in Malatya, in the street, yani şu inden sonra Malatya street falan gibi bir kalıp olsaydı, yani edat boşta olmasaydı, anlardım ki o edat relative'in edatı değil, o kelimenin edatı. Dolayısıyla bu kuralın geçerliği kalmazdı. Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki bu bir soruydu. Which ve that'i boşluk olarak vermişti. Hani where mi gelecek, which mi gelecek demişti mesela. Şurada da in'den sonra İstanbul olsaydı mesela, in İstanbul. The school where many students study in Istanbul will be closed soon derdim. Yani where koyardım. Yani İstanbul'da birçok öğrencinin okuduğu okul. Ama buradaki in boşta kaldığına göre demek ki okulun niteleyen bir in, yanına bir şey getirmemişim. Demek ki relative'in in'ini burada tek başına bırakmış deyip, burada relative zaten olduğu için sadece which ya da that koyardım. Çünkü buraya where koyacak olsam, evet edat önce gelmemiş, sonra gelmiş ama eğer buraya where koyacak olsaydım, bir de şurada in olduğu için okul ki orada da gibi bir şey olurdu. Halbuki burada in olduğu için which ya da that koyunca zaten ki onun içinde, ki orada gibi bir anlam taşıyor. O zaman şunu diyebiliriz. Biz şunu görmüştük. Who'dan hemen önce edat gelmiyordu. That'den hemen önce edat gelmiyordu. Where'den de hemen önce edat gelmez. Yani boşluktan hemen önce edat olsa where getiremem. Demek where'den sonra da edat gelemiyor. Burada olduğu gibi. Ama nasıl bir edat gelemiyor? Relative clause'u etkileyen tek başına kalmış, boşta kalmış bir edat gelemiyor. Kural gibi. When üzerine yazalım ki o zaman. Bu da zamanlardan bahsederken kullanılıyor. Ancak yine dikkat edilmesi gereken şey şudur ki demişim. Eğer bir zamandan o ya da it gibi bahsediyorsak, yani altına it yazalım. Which alırken. Eğer o zamanda diye bahsediyorsak when alır. Örnek. 1980 is a year. 1981 yıldır. It was very hard for Turkey. O Türkiye için çok zordu. Bakın ki o zaman çok zordu değil ki o çok zordu. Özne. Dolayısıyla burada zaman olarak bahsetmiş, özne olarak bahsetmiş. 1980 is a year which was very hard for Turkey. Ben getiremem buraya. Çünkü ben getirirsem 1981 yıldır ki o zaman da çok zor gibi şey olur. Which getireceğim ki 1981 yıldır ki o çok zordu diyebileyim. It muamelesi yapılmış. Then muamelesi yapılmamış. Yukarıda demiştik eğer o gibi bahsediyorsa, yani it gibi bahsediyorsa which, ama o zamanda yani then, şuradaki then gibi bahsediyorsa, buraya then yazabiliriz. O zaman when geliyordu. 1980 is the year my parents moved to Van'den. 1981 yıldır ebeveynlerim Van'a taşındı o zaman. İşte burada gerçekten zaman olarak bahsetmişim. Yukarıda it olarak bahsetmiştim. Burada then olarak, zaman olarak. Cümlenin öznesi falan var, zamanı olarak kullanmışım yılı. 1980 is the year when my parents moved to Van. 1981 yıldır ki o zaman ebeveynlerim Van'a taşındı. Ya da 1980 ebeveynlerimin Van'a taşındığı yıldır. Bu arada that öyle bir şeydi ki which'in yerine de when'in yerine gelebilirdi. Dolayısıyla which'in altına that yazalım. Bu when'in altına da that yazalım. İkisinden de that de olabilirdi. Ama when which ayrımına dikkat. Bir zamandan zaman gibi bahsediyorsa ki o zaman diye devam ediyorsa when. Ama bir zamandan özne nesne gibi bahsediyorsa, kalem defter gibi bahsediyorsa, yani ki o diye bahsediyorsa, which gelecek. Bunu da çeviriden anlayabiliriz. Ayrıca taktiği var, birazdan göstereceğim. Note, when yerine duruma göre in which, at which, on which alabilir. Aynı where'de olduğu gibi bakın. Aslında when, where'le aynı şey. Hangi kural geçerliyse where'de, when'de de aynı kural geçerli. When'in yerine in which, at which, on which gelebilir. Neden 3 tane var? Çünkü mesela saatler et alır. D'de ayık olarak. At 8 o'clock. Günler 10 alır. On Sunday. Geri kalan her şey in alıyordu işte. İşte yaz, kışın, ocakta falan derken in geliyordu. I will go to Bodrum in summer. Yazın Bodrum'a gideceğim. Many tourists go there in summer. Birçok turist yazın oraya gider.
I will go to Bodrum in summer when ya da in which many trees go there. Yani in summer'a atıp ister when getiririm ki o zaman, ister in which getiririm ki o mevsimde, yani ki o zaman. Ama at which ya da on which gelemezdi. Çünkü mevsimler in alır. D'de ayık olarak. Buraya tek başına which de gelemezdi. Which gelseydi ki o turistler gider olurdu. Ya when gelecek ya da when'e eşit olan in which gelecek. Ama on which at which değil. We left the peninsula last weekend. Geçen hafta sonu yarımadayı terk ettik. It was very crowded at the weekend. Hafta sonunda çok kalabalıktı. Hafta sonu et alır. On da alabilir bu arada. We left the peninsula last weekend. When ya da at which it was very crowded. Biz terk ettik yarımadayı geçen hafta sonu ki o zaman ya da ki onda çok kalabalıktı ki o hafta sonunda. Yani burada ister when getiririm, ister at which getiririm. Ama in which getiremem mesela. On which de olurdu çünkü hafta sonu on da alabilir. Aslında orada sorulabilecek şeyler şunlar. Sadece onu bilin. Günler on alır. Saatler et alır diye dair olarak geri kalan her şeyi in alır diyebilirsiniz yeter. Sorulursa onlar sorur. Yani aylar, mevsimler, yıllar, yüzyıllar diye dair olarak in alır. Not yine aynı when'de olduğu gibi bazen şaşırtmak için edatı sonradan ekleyebilirler. Bu durumda when yerine which veya that gelir. Çünkü when de aynı where gibi edatta kullanılmaz. Demin ne demiştik? When'den ne önce ne sonra edat gelemiyordu. Yani relative clause olarak kullanırsam beni, boşlukta önce edat varsa beni seçemiyordum. Eğer boşluktan sonra sınavda soruda boşta kalmış bir edat varsa, işte in, on, from, by, between arasında içinde bir sürü edat var, ne beni getiremiyordum. Aynı şey when'de de geçerli. When'den önce de sonra da edat gelemez. I will go to Bodrum in summer, which ya da that many tourists go there in. Bakın, buradaki in edatı da boşta kalmış bir edat. Yani aslında relative clause'un edatı. Eğer şurada atıyorum in some in 1915 deseydi mesela, o 1915'i etkilemiş derdim. Beni ilgilendirmezdi. Buraya when koyabilirdim. Ama boşta kalmış bir edat demek relative clause'un edatını relative'den önce getirmemiş de öyle tercih etmemiş, getirebilirdi. Burayı koymayı tercih etmiş. Cümleyi inceledim, fark ettim. Aa, madem boşta kalmış bir edat var, when gelemez. Onun yerine which ya da that getireceğim. Ve şununla birleşince in which olmuş olacak. Eğer buraya when getirseydim, aslında ki o zaman demem lazım. Ben Bodrum'a giderim yazın ki o zaman birçok turist gider. Peki niye when koyamadım? When koysaydım bir de şurada in olduğu için ki o zaman da gibi bir şey olurdu. Halbuki şurada zaten in olduğu için which koyunca ki o zaman olmuş oldu. Why? The reason sözcüğünden sonra why ya da for which kullanılabilir. Buna da şey diyelim, neden dığını gibi bir anlam taşıyor arkadaşlar bu. Bu kolay. Bu sınavda sormazlar ama sorarlarsa çok nadir. Şöyle yapabilirsiniz. Boşluktan önce the reason kelimesi varsa why ya da varsa şıklarda for which, ya onu ya onu, hangisi varsa onu seçin diyelim, yeterli. Do you know the reason? She gave up job for that reason. Sebebi biliyor musun? O sebeple işi bıraktı. Do you know the reason why ya da for which she gave up the job? Onun neden bıraktığını biliyor musun? Dediğim gibi burada sadece bilmemiz gereken, sınavda boşluktan önce the reason kelimesi varsa şıklarda ya why ya da for which'i arayın. Ki onun için demek for which. Why ki ondan dolayı, for which ki onun için. Bunu böyle bilin yeterli. Şimdi ipuçlarına geçelim. Yukarıda anlattıklarımızı toplu olarak gösterdim. Hem bir tekrar edeceğim hem de onlara göstereceğim. Bir, virgül işaretinden sonra ne gelemiyordu? That gelemiyordu. Yani sınavda boşluktan hemen önce bir virgül varsa şıklarda that'i elerim. Bu bir taktik. İki, edattan hemen sonra who ve that gelmez. Demin söylemiştik. Eğer boşluktan hemen önce virgül var, edat varsa who ve that gelemiyor. Ama edat sonradan geliyorsa kullanılabilir, sorun yok. Ayrıca her ne kadar that virgülden sonra gelmese de eğer kendinden önceki virgül
ara bilgi için kullanılan iki virgülden biri ise det kullanılmasına sakınca yoktur. Yani eğer uyuyorsa orada det getirebilirim diyor. Bakalım örnekle daha iyi anlarız. The boy with who with that olmaz. Neden? With bir edat. Sınavda şurası boşluk olsaydı kesinlikle direkt who ve that'i elerdim. Çünkü edattan hemen sonra who ve that gelemiyordu verecek bulut olarak. Yani imkansız olurdu bunun cevap olması. Bu bir taktik. Edatlarda dediğim gibi içinde, üstünde, yanında, altında, tarafından, arasından bu kelimeler. The boy who that I agree with is my best friend olur. Neden? Bakın burada with kullanmış ve with boşta kalmış. İzin nitelemiyor. Ama sorun yok. Who ve that. Edattan hemen sonra gelemiyordu değil mi? Şurada eliyorduk. Who ve that. Ama böyle bir cümlede şurada edat var diye boşta kalmış bir edat var ve relative clause etkiliyor diye who ve that'i eleyemem. Şıklarda varsa ve uyuyorsa seçebilirim. Who ve that gelmesine sakınca yok. Demin when'de ve where'de şey yapmıştık. Sonradan gelse bile edat boşta kalmış edat. When, where gelemiyordu. Ama who ve that gelebiliyor. Sorun yok. The boy with whom I agree is my best friend. O anlaştığım çocuk benim en iyi arkadaşım. Ha. Ama edat eğer illa relative önce kullanıyorsa ve insansa, bakın who'yu ve that'i getiremiyordum ama ne getirebiliyorum bunun yerine sadece? Whom. Çünkü eğer bu insan who, whom, that falan kullanmam lazım. Edat var. Madem edat var kullanabileceğim tek şey who ve that değil whom. Ama o edat sonradan geliyorsa who ve that kullanmamda sakınca yok. Ha, şu the boy who that demişim. Orada whom da ekleyin. Yani edat sonradan kullanıldığında whom gelmesine de sakınca yok. Yani ortadaki cümlede the boy who that whom I agree with diyebilirim. Yani en üstteki cümlede asla who ve that gelmez. Çünkü edat gelmiş. Oraya ancak whom getirebilirim. Ortadaki cümlede edat sonra geldiği için insansa problem yok. Who, whom, that getirebilirim. Alttakinde de zaten şuradakinin aynısı. Edat geldiği için who, that değil whom getirmiş. My grandfather, the oldest member of the family that lives in Ankara, will visit us soon. Ailemizin en yaşlı üyesi olan büyük babam, bakın Ankara'da yaşayan, ailemizin en yaşlı üyesi olan büyük babam yakında bizi ziyaret edecek. Burada da şunu göstermeye çalışmışım. Virgülden hemen sonra det gelmiyor demiştik relative clause sorularında. Ama bir bakacağım. Bakın birinci virgül, ikinci virgül. Aslında buradaki bilgi şu my grandfather'ın ara bilgisi. Dedemin kim olduğuna çıkıyor. Eğer şöyle olsaydı my grandfather virgül boşluk olsaydı det getiremezdi. Ama yukarıda ne demiştik? Bakın, her ne kadar that virgülden sonra gelmese de eğer kendinden önceki virgül ara bilgi için kullanılan iki virgülden biri ise kullanılabilirdi. Burada aynı öyle işte. İki virgül arası ara bilgi, dolayısıyla that gelmesine sakınca yok eğer uyuyorsa. Ki burada uyuyor çünkü that insanlarla kullanılabiliyordu. Hocam nasıl anlayacağım? Ara bilgi olduğunu anlamıyorsam bile iki virgül arasında geldiyse bilgi ara bilgi. O zaman that kullanmında sakınca yok eğer doğru cevapsa tabii. Tabii ki yerse where kullanacaksın. Ama eğer that uyuyorsa that getirmende sakınca yok. Virgül bir problem yaratmaz. O zaman ne öğrendik? Sınavda boşluktan hemen önce tek bir virgül varsa that'i eleyebilirim direkt. Ama iki virgül arasındaki ara bilgi ise iki virgül varsa orada that uygunsa getirebilirim. Sakınca yok. Edattan hemen sonra who ve that gelemiyordu. Boşluktan hemen önce edat varsa with, for, by, from, to bir sürü edat var. Who ve that'i direkt elerim. Ama edat sonradan gelebilir. Who ve that'te problem yok. 3. Edattan hemen sonra where ve when gelmez. Aynı who ve that'te olduğu gibi. Edat sonradan gelse de kullanılmaz. Ha, who'dan, that'ten farkı ne? Who ve that edattan hemen sonra gelemiyordu. Ama bakın I agree with. Edat sonradan gelirse problem yoktu. Kullanabiliyordum eğer uyuyorsa. Ama where ve when öyle bir şey ki ne kendinden hemen önce edat alıyor. Hemen elerim.
ne de kendinden sonra boşta kalmış bir edat geliyorsa relative clause'un edat olduğunu anlıyorum onun. Yine where koyamıyorum. Yani the place in where I stay is Hilton olmaz. Edattan sonra gelmez. Kaldığım yer Hilton derken. The place where I stay in is Hilton da olmaz. Anlamı kaldığım yer Hilton ama İngilizce'de yanlış bir cümle bu. Neden? Boşta kalmış bir edat var. Nerede anladın boşta kaldığını? In is'in niteleyemez tabii ki. Şöyle olsa olurdu. The place where I stay in Istanbul is Hilton olabilirdi. İstanbul'da kaldığım otel dese olurdu. Yani şurada İstanbul olsaydı bu in İstanbul'u etkiliyor derdim. Yani boşta kalmış bir edat yok derdim. Where getirebilirdim. Ama bu in boşta kalmış. Demek relative clause'un in'i buraya değil buraya getirmiş. Where ve when ne kendin önce ne kendinden sonra edat alamıyordu. İkisine de where kullanamam. Peki nasıl söyleyeceğim? Ki orada nasıl diyeceğim bunlarda? The hotel in which I stay is Hilton olur. Kaldığım otel Hilton. Ya da the hotel which I stay in is Hilton olur. Bakın eğer boşluktan önce edat geldiyse bir yerden yer gibi bahsediyorsa ama boşluktan önce edat geldiyse ya da boşluktan sonra boşta kalmış bir edat geldiyse yer olarak bahsetse bile where getiremiyorum. Ne getirebiliyorum? Which getirebiliyorum. Çünkü o inlerle birleşiyor. Where eşit olmuş oluyor. Ama where koyamıyorum. Çünkü where koyarsam bir de inler olursa ki orada da gibi bir anlam olur. Aynı şey zamanlar için de geçerli. The day on when I was born is Sunday olmaz. Edattan sonra when gelmez. Doğduğum gün pazar derken. The day when I was born on is Sunday de olmaz. Çünkü bakın boşta kalmış bir edat. On is'i etkiliyor olamaz. Ondan sonra Sunday gelmemiş, is gelmiş. Kendinden sonraki ne ekler? On is diye bir şey olmaz. On burada is'i etkiliyor olamaz. Dolayısıyla ben burada neyi anlarım? When. Evet. Tekrar yapayım. The day on when I was born is Sunday olmaz dedim. The day when I was born on is Sunday de olmaz. Çünkü when ve where'den önce de sonra da edat gelemez demiştim. Onun yerine ne olur? The day on which I was born is Sunday ya da the day which I was born on is Sunday olur. Neden? Eğer ben buralarda şu ondan sonra ya da burada on varken when getirirsem gün ki o zaman da gibi bir çeviri olur. Madem on koymuş boşluktan önce ya da boşluktan sonra which getirerek on which yapıp when'e eşit hale getireceğim. Çünkü where'den ve when'den ne önce ne de sonra relative clause edatta kullanılmaz. Ama şurada on başka bir kelimeyi etkileseydi işte şu zamanda falan diye o zaman relative clause'un onu olmadığı için edat var gibi kabul etmez. Whom, where ve when'den hemen sonra bu bir taktik. Yardımcı fiil, fiil veya model gelemez. Yeni bir cümle başlangıcı olması lazım. Yani özne gelmesi lazım. Çünkü eğer doğru relative clause'lar bunlar olsa, yani whom, where ve when olsa, ikinci cümlede yer, when'in yerine yer, when'in yerine zaman ya da whom'un yerine nesne falan atılmış olması gerekir. Halbuki relative clause'dan sonra özne yoksa, bu o cümlede öznenin yerine geçebilecek bir relative clause gelmesi gerektiğini gösterir. Ha, şunu demek istiyorum, bakalım. The boy whom can swim, whom was reading, whom went diye bir şey olmaz. Neden olmaz? Whom ki onu demek. Madem ki onu demek, kendinden sonra yani nesneyi niteliyor demektir. Demek ki ikinci tarafta nesne atılmış olması lazım. Nesnin yerine whom gelmiş olması lazım. E buranın özneyle devam etmesi gerekiyor. Ama bakıyorum özne yok, can swim, was reading falan demiş. Demek ki özne atılmış. E özne atıldığına göre, bunu anlıyorum çünkü özne koymamış bu yuhumdan sonra. Demek ki who ya da that getirmem gerekir. Where ve when'de de o şekilde. Şimdi diyelim ki şunu demek istiyor. Boşluktan sonra
hoşluğu koydu. Boşluktan sonra yeni bir özne yoksa, yeni bir öznenin yerine bir fiil, yardımcı fiil, işte don't, doesn't, bir zamir, bir edat falan varsa, bu bana neyi gösterir? Boşluktan sonra öznenin eksik olduğunu gösterir. Demek ki relative clause'ı ikinci tarafın öznesinin yerine kullanmışım demektir. Dolayısıyla şıklardan hemen whom'u, where'i, when'i eleyebilirim. Çünkü whom nesne olan kişilerin yerine cümlede kullanılır. Where yerlerin yerine kullanılır. When zamanların yerine kullanılır. Eğer cümleyi yazdım. Sonra boşluk koydum. Boşluktan sonra go demiş. Ya da atıyorum swim demiş. Ya da atıyorum in demiş. Ya da atıyorum ne diyelim? İkinci haline getirmiş. Went demiş. Şimdi bakıyorum. Boşluktan sonra fiil var, edat var. Yani bir özne yok. Ya da yardımcı fiil gelmiş mesela. Don't, doesn't. Ya da atıyorum model getirmiş. Can. Şurada bir özne olması lazım. Hep öyle yaptık şimdiye kadar. Bakalım. I stay mesela. I. Hep bir özne oldu. Böyle bir soruda nokta noktadan sonra madem fiil, edat ya da atıyorum yardımcı fiil, don't, doesn't, didn't ya da bir model, can, must, should geldi. Bu bana neyi gösterir? İkinci tarafta özne eksik demektir. Özne eksikse demek ki aslında o relative clause o öznenin yerine geçen bir relative clause olmalı. Öznenin yerine geçen bir relative clause'lar nelerdir? Hemen bir yukarıda hatırlayayım. Who'ydu? Bakın. That'ti ve which'ti. Bu üçüydü. O zaman ne diyebilirim? Ben direkt şıklardan, çevirmeye bile gerek yok. Direkt şıklarda where, when ve whom'u eleyebilirim. Çünkü madem özne eksik, who, which ya da that getirmem gerekiyor. Artık insan mı, hayvan mı, cansız mı ona göre. Ama where, when, whom olamaz. Çünkü bunlar özne yerine geçebilen relative'ler değil. Halbuki burada belli ki öznenin yerine geçen bir relative istiyor benden. Özne eksik, öznesiz olamaz burası. O zaman sınavda bu da bir ipucu. Bakacağım boşluktan hemen sonra bir özne değil de, bakın yazmışım zaten oraya. Halbuki demişim, relative clause'dan sonra özne yoksa, bu o cümlede öznenin yerine geçebilecek bir relative clause olması gerektiğini gösterir. O zaman whom'u, where'i, when'i direkt elerim. Neden? Çünkü bunlar öznenin yerine geçebilen relative clause'lar değil. Yalnız whom'da bir özellik var. Most of whom, some of whom, both of whom ki onların çoğu, ki onların bazıları, ki onların ikisi gibi kalıplardan sonra yardımcı fiil, fiil veya model gelmesi mümkündür. Şöyle ki örnekte var. The boys, some of whom ya da most of whom, both of whom can swim, were reading falan diyebilirim. Çünkü hemen bu notun altına yazalım. The boys, some of whom altına. The boys, some of whom altına yazalım arkadaşlar. Buradaki whom aslında öznenin yerine, yani who'nun yerine gelmiş. Çünkü edatlı bir kalıp. Bakın some of, most of, hep of'lar var. Edattan sonra who gelemeyeceği için mecburen whom getirmişim. Who'nun yerine mecburen whom getirmişim. Özel bir durum. Some of whom aslında burada özne olmuş oluyor. Whom tek başına özne olamıyordu. Ama some of whom, most of whom falan who'nun yerine geçebiliyor. Dolayısıyla burada gelmesine sakınca yok. The boys some of whom can swim. Çocuklar ki onların bazıları yüzebilir falan diyebilirim. Siz taktik olarak daha çok şunu kullanın. Baktınız ki boşluktan sonra özne yok, özne eksik. İkinci tarafta relative clause'dan sonra özne yok. Onun yerine ancak özneden sonra gelebilecek bir fiil, yardımcı fiil, model falan var. Burada özne eksik. Demek ki asla cevap whom, where, when olamaz deyip onları eleyin. Çünkü bunlar öznenin yerine kullanılan relative clause'lar değil. Cevap ya who, ya which, ya that falandır duruma göre. 5. Bazen ilk cümleyi komple nitelemesi gereken bir relative gerekebilir.
Bu durumda boşluğa gelebilecek tek relatif which'tir. Bu tür durumlarda which'ten önce virgül gelir. Yani burada virgül geleceği için zaten that'i eleyebilirsiniz. Sorun yok. She shouted at Tom. O Tom'a bağırdı. It made us shocked. Bu bizi şok etti. It dediği burada Tom değil, olayın kendisi. O Tom'a bağırdı. Bu bizi şok etti. She shouted at Tom, virgül, which made us shocked. O Tom'a bağırdı ki bu bizi şok etti. Ya da onun Tom'a bağırması bizi şok etti. Burada zaten virgül olduğu için sınav. Burada zaten det getiremezsiniz. Cümle nitelediği için kural gereği komple cümle niteliyorsa relatif olarak which gelir. Ha, det zaten getiremezsiniz. Sınavda sorulsa virgül olacak. Virgülden sonra det gelmezdi. Burada anlam önemli. Neden? Eğer cümleyi çeviremezsem Tom'u niteliyor sanıp who koyabilirdim burada. Ama Tom'u niteliyor sanıp who koyarsam şöyle bir şey olur. O Tom'a bağırdı. Who koysam ki o bizi şok etti. Sanki Tom bizi şok etti gibi olur. Ama çeviriye bakarsam bizi şok eden Tom değil, olayın kendisi. Ha, bunu anlayınca da demek ki aslında burada Tom'u falan nitelemiyor relative clause. Cümlenin kendisi niteliyor. O Tom'a bağırdı ki bu bizi şok etti. Dolayısıyla she shouted at Tom'dan sonra which getirdim. Çünkü aslında buradaki which şuradaki iti, it made us shocked. Yani cümlenin kendisi niteliyor. Bu olayı niteliyor. 6. Whose'dan sonra etkilediği isim gelmelidir. Ama direkt başka bir isim, yardımcı fiil, model gelemez. Nasıl ki my car, your father, her teacher diyorduk bir isim gelmek zorundaydı sahiplerden sonra. Whose'dan sonra da öyle olmak zorundadır. Whose car, whose mother, whose job. Ama atıyorum sınavda çıktı. Nokta noktadan sonra go, I, so, can, was falan var. Direkt whose'u eleyebilirim. Anlama bakmaya gerek yok. Çünkü whose'dan sonra sahip olduğu isim gelmeliydi. Ki onun gitmek, ki onun ben, ki onun görmek, ki onun ebilmek diyemeyeceğime göre bakın fiil, yardımcı fiil, model yani my'ın, your'un, his'in yanına gelemeyecek şey my go, your I, his so, my can denir mi demez. Whose'un yanına da gelemez. Buna my testi diyebiliriz. Ben uydurdum bunu. My testi. Yani baktınız cümleyi çok anlamadınız. Şıklarda whose da var. Acaba whose olabilir mi diye bir my test yapalım. Nokta noktadan sonra gelen kelime my'dan, your'dan, his'den sonra gelemeyecek bir kelime ise kelime olarak whose da gelemez deyip eleyin. Nasıl ki my go, my I, my so, my can diyemezsem benim dedikten sonra bunları kullanamazsam bir fiil, yardımcı fiil, model kullanamazsam whose da kullanamam demektir. Çünkü whose my'ın, your'un yerine gelir. Ki onun gitmek, ki onun ben, ki onun gördüm falan diyemem. İlla şunlar gibi bir isim gelmesi gerekir. Whose car, whose mother, whose job, ki onun arabası, ki onun annesi. The girl whose mother I know, nokta 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 olur. Yani kız ki onun annesini tanıyorum. Yani annesini tanıdığım kız olur. Ama the girl whose I know mother diye bir şey olamaz. Yani şu bir soru olsaydı, whose boşluk olsaydı, yani whose yerine boşluk koysaydı, direkt whose eylerdim, bir my testi yapardım, my, your, his koyardım, my I, your I, his I olmayacağına göre whose da olamaz der, direkt whose eleyebilirdim. 7. Soruda boşluktan sonraki şıklarda edatı alabilecek kelimeler varsa onlar seçilir. I like apricot for which Malatya is famous. Ben kayısıyı severim ki Malatya onun ünlüdür. Yani ben Malatya'nın ünlü olduğu kayısıyı severim. Burada şunu bilmek gerekiyor. Mesela şunu verdi. For which boşluktu. Şıklarda which var, that var, who var, for which var, in which var. Madem edatlı şıklar var. Hemen bir şeye bakarım. Acaba ikinci tarafta edat isteyen özel bir kelime var mı? Var. Famous'ın özelliği Malatya is famous for apricot denir. Kayısısı için, kayısısı ile ünlüdür derken famous for denir. Dolayısıyla buradaki for eksik deyip şuraya which'i, that'i değil
for which'i kullanmam gerekir. I like apricot for which Malatya isteyiniz. Eğer şu for cümlenin sonunda olsaydı direkt which ya da that getirebilirdim. I like apricot which ya da that Malatya is famous for diyebilirdim. Ama madem şu for'u koymamış famous'tan sonra demek relative'den önce getirmiş deyip şıklarda for which aramam lazım. Ya da I met the man about whom you were worried. Ben adamla tanıştım ki onun hakkında sen endişeleniyordun. Yani ben senin hakkında endişelendiğin adamla tanıştım. Burada da diyelim ki I met the man'den sonra boşluk var. Şu about whom boşluk you were worried diyor. Şıklarda who var, whom var, that var, which var, about whom var falan. Madem edatlı bir relative clause var şıklarda hemen bir bakacağım. Acaba onu gerektiren bir kelime var mı? Worry about'sız gelmez. Ben seninle ilgili endişeliyim derken I worry you değil, I worry about you denir. Dolayısıyla burada madem about getirmemiş, şıklarda about whom'u seçeceğim ki worry about'un about'u da relative clause'un önce gelmiş olsun ve tam bir cümle olmuş olsun. She has an old stamp in which I am interested. Onun eski bir pulu var ki ben onunla ilgileniyorum. Ya da benim ilgilendiğim bir eski pul var onda. Burada da diyelim ki stamp'ten sonra boşluk var. Which, that, who, in which, for which, at which. Madem edat relative clause'da var bir bakacağım. İkinci tarafta edat isteyen bir kelime var mı? Var. Interested in'le gelir. I am interested in music. Müzikle ilgiliyim derken mesela. Interested in kalıbı vardır. O zaman in'i buraya getirmediğine göre interested in dememiş, in'i koymamış. In burada eksik deyip şıklarda in which'i seçeceğim ki tam olsun. Eski bir pulu var ki onun ile. Orada in which ki onun ile gibi bir anlam katıyor. Yani edatlı relative clause'lar bunlardır arkadaşlar. Eğer edatlı relative clause'lar çıkarsa for which, about whom, by which falan hemen o yan taraftaki cümlede o edatı isteyen bir kelime var mı diye bakıp varsa o edatı koymadıysa o şıkkı seçebiliriz. Dikkat! Edatlı relative clause'lardan sonra da özne gelmelidir. Yani fiil, yardımcı fiil, modal alamazlar. Bir taktik daha. Demin demiştik ki whom, where, 4'te whom, where, when'den hemen sonra fiil, yardımcı fiil, model falan gelemez. Özne gelmek zorundaydı. Mantığı da şuydu. Madem doğru cevap whom, where, when, öbür tarafın bir özneyle başlaması lazım. Özne eksik olamaz. Öznesiz cümle olmaz. Burada da özel bir kalıp. Edatlı relative clause varsa şıklarda. Boşluktan sonra bir bakın. Eğer fiil, yardımcı fiil, model varsa o edatlı relative clause'a eleyin. Direkt anlama bakmadan. Çünkü o zaman şöyle diyebiliriz. Şöyle bir soru var. Boşluk bırakmış. Şurada can demiş dediğim gibi. Must demiş. Ya da go demiş. Ya da didn't demiş. Yani özne getirmemiş de özneden sonra gelebilecek bir model, yardımcı fiil falan getirmiş. Hemen şıklarda which, where varsa eleyebilirim. Hemen when varsa eleyebilirim şıklarda. Hemen who'su eleyebilirim. Hemen in which'i atıyorum for whom'u ve edatlı olan her şeyi fark etmez. Edat almış hangi şık varsa eleyebilirim. Çünkü where, when, whose ve edatlı relative clause'dan sonra özne gelmek zorundadır. Fiil, yardımcı fiil, model falan gelemez. Bu da bir taktik. Relative'den sonra yeni bir özne geliyorsa relative kullanılmasa da olur demiştim. Bu çeviriler de gerekecek sadece. The man whom I met was a doctor yerine the man I met was a doctor da diyebiliriz. Bakın şurada relative clause'dan sonra yeni bir özne gelmiş ya. Çeviri yaparken diyor böyle şeyler görürseniz şaşırmayın. Gizli bir relative clause vardır. The man whom I met was a doctor da the man I met was a doctor da tanıştığım adam bir doktordu demektir. Reduction, relative clause'larda kısaltmalar. Relative clause'ları kullanmadan aynı anlamı vermek de mümkündür. Buna reduction yani kısaltma denir ve şöyle yapılır. 1.
Aktif fiil cümlelerinde. Aktif fiil cümlelerinde mesela a doctor is a person who takes care of a patient. Yani doktor bir insandır ki o hastaya bakar. Yani doktor hastaya bakan kişidir. Aktif bir fiil cümlesi. Kısaltmasını relative clause'ın şöyle yapabiliriz. Verb ing yani gerund. Bakalım. A doctor is a person who takes care of a patient yerine a doctor is a person taking care of a patient. Who takes attım, taking getirdim. Yani bu who took da olsa taking diye çevirirdim. Who will take da olsa, who takes da olsa fark etmez tense verb ing koyup bırakırım kısaltmasında. Bu bunun kısaltması. It was the house which costed $1.5 million. O evde ki o tutuyordu $1.5 million. Yani o $1.5 million tutan evde. Burada da yine aktif bir fiil cümlesi. Which costed. Bakın pasif falan değil. Yanına nesne almış. Aktif. Nasıl yapıyordum? Zamanı önemli değildi. Kısaltma yapmak istiyorsam direkt. It was the house costing $1.5 million. O zaman relative clause'larda kısaltma yapmak istiyorsam aktif fiil cümlelerini ne yapacağım? Direkt ing getireceğim. O hangi fiilse o fiili ing getirerek relative clause'a atıp o fiili ing getirip bırakacağım. Pasif fiil cümlelerinde ise direkt verb 3 getirilir. Be falan yok. A patient is a person who is taken care of by a doctor. Bir hasta bir insandır ki ona bakılır doktor tarafından. Yani hasta doktor tarafından bakılan bir insandır. Nasıl kısaltacağım bunu da? Direkt verb 3 getirerek. Pasifin bir isi de yok. A patient is a person taken care of by a doctor. Who'ya attım, is'e attım. Yani o pasifin bir isini attım. Direkt verb 3 getirdim. It was the house which was sold to a millionaire. O evdi ki o satıldı bir milyonere. Yani o milyonere satılan evdi. Pasif bir yapı which was sold. Nasıl kısaltacağım? It was the house sold to a millionaire. Direkt verb 3 getirdim. Be falan yok. Note, üstteki örnekte continuous tense kullanılmış olsaydı şu pasif yapıda, which was sold ya da who is taken da, being taken da olurdu. Yani who is being taken olsaydı şurası who is taken yerine, being taken diye de kısaltabilirdim. Ya da the walls which are being painted now are really dirty. Yani şimdiki zamanda yapıyorsam şey de olabiliyor. Verb 3 yerine being verb 3 de kullanabiliyorum. Şıklarda görürseniz şaşırmayın diyor. The walls which are being painted now are really dirty. Şu an boyanan duvarlar gerçekten kirli. Bunu kısaltırken ister the walls painted now are really dirty derim. İster the walls being painted now are really dirty derim. Şu being painted'ın altına bir de painted yazalım. Yani şu verb 3 zaten olabilir pasif kısaltmalarda. Hangi tense olursa olsun. Ha, şimdiki zamansa eğer cümle being verb 3 de olabiliyor. Tamam, ekstradan. O da olabiliyor. Not. Ama diyor, bunlar normalleriydi. Aktif, pasif. Ama eğer relative yapıdan önce onu niteleyen bir sıra sayısı the first, birinci, second, ikinci, 29th, 29. ya da bir superlative yapı, işte most beautiful, en güzel, youngest, en genç, best, en iyi veya only, sadece tek kelimesi varsa, örneğin first, second, third, hundred, birinci, ikinci, üçüncü, yüzüncü, best, en iyi, youngest, en genç, most beautiful, en güzel, only, tek veya relative yapıdan sonra bir model varsa işte o zaman özel durum olarak kabul edip alttaki şekillerde yapılır. Bunlar özel olmayan durumlardı. Aktifler verb ing, pasifler verb 3 ile yapılırdı. Bir de özel durum dediğimiz şey var. Relative'den önce only kelimesi, sadece tek ya da bir sıra sayısı, birinci, beşinci, yüzüncü ya da bir superlative, en güzel, en çirkin, en büyük falan varsa özel durum sayıp şu aşağıdaki gibi yapıyorum. Aktif fiil cümlelerinde to verb 1, pasif fiil cümlelerinde to be verb 3. Demin yukarıda aktiflerde verb ing getiriyordum. Burada to verb 1. Demin yukarıda aktiflerde direkt verb 3 getiriyordum. Burada to be verb 3 getiriyordum. Ezber bu.
Bakalım. I am the only doctor who takes care of patients here. Ben burada hastalara bakan tek doktorum. Şu only kelimesini yuvarlak içine alalım. Only'den dolayı taking care of olmadı, to take care of diye kısalttım. I am the only doctor who takes care of yerine to take care of patients here. Eğer de şurada only olmasaydı, şu yukarıdaki gibi direkt taking derdim aktif olduğu için. I am the second doctor who works in this hospital. Bu hastanede çalışan ikinci doktorum. Yine bir sıra sayısı var. Bakın demin only kelimesiydi. Burada sıra sayısı var. Sıra sayısından dolayı I am the second doctor working demedim. To work dedim. Özel durum olarak kabul edin. Şu second'ı yuvarlak içine alabiliriz. You are the doctor who can treat me in this hospital. Sen bu hastanede beni tedavi edebilecek doktorsun. Bakın ne demiştik? Eğer muddle'dan sonra bir şey, relative'den sonra muddle varsa da true gelir. Burada muddle var değil mi? Can treat. O zaman bunu atarken özel durum sayıp you are the doctor to treat me in this hospital. Normal aktiflerde ing geliyordu. Ama özel durumlarda aktiflerde ne geldi? To work bir. Only'den dolayı to take care of. Second'dan dolayı, sıra sayısından dolayı to work. Can'den dolayı, relative'den sonra gelen muddle'dan dolayı can, must, should, to treat. Passive fiil cümlelerinde ise to be verb 3 gelir demiştim. I am the oldest patient who is taken care of here. Ben burada bakılan en yaşlı hastayım. Pasif yapı who is taken. The oldest yuvarlak için alalım. Özel durum superlative yapı var. And I am the oldest patient to be taken care of here. You are a patient who must be treated here soon. Sen kısa sürede burada bakılması gereken hastasın. Burada da must var bakın relative'den sonra bir muddle var yani. Dolayısıyla özel durum sayıyorum. Bir de passive. Dolayısıyla to be verb 3. You are a patient to be treated here soon. Son olarak da ayrıca eğer relative olan kısım isim cümlesi ise be ve relative atılarak kısaltma yapılır. Bu genelde çevirilerde gerekir. Şıklarda sormazlar. You are the patient, sen hastasın, who is, who was, who will be in the room 104. Sen 104'teki hastasın falan filan derken bakın bunlar isim cümlesi. Burada yapacağımız ise hem relative'i hem de o be'nin halini atmak. You are the patient in the room 104. Bu çeviride gerekir. Mesela the girl who is in the car is beautiful yerine arabadaki kız güzel derken the girl who is in the car is beautiful yerine the girl in the car is beautiful deriz. Who is in the car yerine in the car deriz. O zaman kısaltmalarda tekrar söylüyorum. Aktif fiil cümlesinin kısaltması direkt verb ing, pasif fiil kısaltması cümlesi direkt verb 3 getirerek yapılıyor. Özel durumlarda ise özel durum şurada yazıyordu. Aktiflerde to verb 1, pasiflerde to be verb şeklinde yapılıyor. Size cümle kurdurmayacaklar. Şıklarda görürseniz bir kısaltma sorusu işte şey varsa işte swimming var, swam var üçüncü hali, to swim var, to be swam var falan atıyorum kafadan. Ha, ne yapacaksınız? Aktif mi pasif mi? Ona bakacaksınız. Özel durum var mı yok mu? Ona göre şık seçeceksiniz. Son olarak da reduction'larda da kısaltma başa da getirilebilir. Bakalım. Atatürk, who is the founder of Türkiye Cumhuriyeti, is the most distinctive leader. Atatürk ki o Türkiye Cumhuriyeti'nin Turkish Republic'in kurucusu en seçkin liderdir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk en seçkin liderdir. Bunu normalde nasıl kısaltırım? Bu bir isim cümlesi. Atatürk, the founder of TC is the most distinctive leader. Çünkü bu bir isim cümlesi. Bakın isim cümlesinde relative de atıyordum, be'yi de atıyordum. Böyle kısaltırım. Ama diyor ki, çevirilerde özellikle bu çıkar. Çevirilerde dikkat edin diyor. Bazen o kısaltmayı başa alırlar. Yani şu cümleyi şöyle de söyleyebilir. The founder of TC Atatürk is the most distinctive leader. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk en seçkin liderdir.
İsim cümlesinin kısaltması var aslında burada. Direkt relative verbi yaptık ama onu başa da alabildik. Ferrari, which makes the highest speed, is produced in Italy. Yani en yüksek hızı yapan Ferrari İtalya'da üretilir. Aktif fiil cümlesi. Bunun kısaltması nasıl yapılır normalde? Ferrari making the highest speed is produced in Italy. Çünkü aktif fiil cümlelerinde özel durum yoksa verb ing geliyordu. Burada özel durum yok. Verb ing. Şurada highest var. En hızlı, en yüksek. Ama bakın relative clause'dan önce değil, sonra. Dolayısıyla özel durum var olarak kabul edemem. O hatırlarsak şu I am the oldest patient diye bir cümle vardı. Orada the oldest relative'den önce geliyordu. Özel durum saymıştım. Ama burada the highest relative'den sonra geldiği için özel durum olarak saymıyorum. Tamam? Dolayısıyla normal aktif kısaltma yapacağım. Ferrari making the highest speed is produced in Italy. Ha bunu başa da getirebilirim diyor. Çeviri yaparken dikkat edin diyor. Making the highest speed Ferrari is produced in Italy. Kısaltma yaptım, başa getirdim, ara bilgi verir gibi. Hepsinin çevirisi aynı. Kısaltmayı başa aldım. Kangaroo, which is found only in Australia, is an endemic species. Sadece Avustralya'da bulunan kanguru endemik bir türdür. Yani o yere ait bir türdür. Pasif kısaltma, özel durum yok. Only kelimesi var ama only kelimesi özel durum yapıyordu. Ama relative'den önce olursa. Burada relative'den sonra olduğu için özel durum yok. Normal pasif. Verb 3 getireceğim. Pasif kısaltması. Verb 3. Kanguru, which is found yerine kanguru found only in Australia is an endemic species. Ya da dediğim gibi kısaltmayı başa getirebilirim istersem. Found only in Australia kanguru is an endemic species. Hepsinde çevirisi aynı. Sadece Avustralya'da bulunan kanguru bir endemik türdür. Ha bunu test olarak değil, çevirilerde gerekir bu. Ona dikkat edin. Bir de cümle tamamlama sorularında çıkar. Cümle tamamlama sorularında da şuna dikkat edeceğiz. Oraya not düşebiliriz. Oraya bir not düşelim arkadaşlar. Kısaltma eğer relative clause kısaltması yapılıp başa getiriliyorsa, buradaki olduğu gibi arkadaşlar, relative clause kısaltması yapılıp başa getiriliyorsa ikinci cümlenin öznesi ortak olmak zorundadır. Bakalım. Bakın TC'nin kurucusu Atatürk en seçkin lider. Evet, iki cümlenin de öznesi. En yüksek hızı yapan Ferrari. O üretilir İtalya'da. İkisinin de öznesi Ferrari uydu. Avustralya'da bulunan kanguru endemik türdür. O da kanguru. Bunu ilerleyen konularda detaylı göstereceğim. Sadece şu an için eğer relative clause kısaltması yapılıp başa getiriyorsa iki cümlenin öznesi ortak olmalıdır arkadaşlar.